Sütçüler lobi oluşturduğu iktidarı devirmeye mi çalışıyor? Amerika'da yiyecek sıcak kalmamış, raflarda bile kalmamış. Aç geziyorlar. Kardeşim birazcık A Haber izle, A Haber. Cahil kalmışsın. Yayınlayayım da bütün Türkiye delirsin. Bir tek ben mi delireceğim? Herkes delirsin. Düşün, seni bile sokağa bırakan ülke bize neler yapmaz. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün İzmir'deyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ben Mehmet Koyuncu. Konuşalım mı abi? Nasıl abi? Ben Tayyip'in Milli İstihbaratı. Niye öyle yapıyorsa adam? Bir daha söyle. Ben Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbaratı'nda çalışıyorum. Ne demek istiyorsun? Evet. Çalış abi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nde sokakta çalışıyorum. Sen sokakta, sen gerçekten gazetecisin yani. Evet. Evet. Bunlar kendi kendine zam koyuyor. Niye koy? Kim zam koydu? Millet kendi kendine. Cumhurbaşkanı emekliye koyarlar her şeyden. Niye zam koyuyorlar? Niye? Hep yalandır. Vatandaş kendine onu, o için onu koltukta atmak için yapıyorlar. Hani ne yapıyorlar? Dostum. Pazarcı mı yapıyor bunu? Ne pazarcı abicim bunlar? Niye öyle altı parti niye birleşiyorlar? Ona istemiyor demek ki. İstemeyecek tabii rakibi. Abi niye istemir? Rakibi. Rakibi olsun ama başaramayacak. Abi biz seninle aynı yolda koşsak senin geride kalmanı istemez mi? O adam yine kazanır, görürsün. Ya kazansın, ona lafımız yok. Vatandaş ne düşünüyor onu söyle. Vatandaş ne düşündü onu çıkarsın, biz Türkiye'yi batağa düşersin. Kendi kendine yol açıyorsun. Sen batakta değil miyiz? Türkiye yönetmez kimseyi. Niye abi? Adam tercümanı değil abicim. Niye yönetmez adam? Onun gibi tercümeli değil abicim. Tecrübeli değil. Abi kim tecrübeli başlıyor? Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı söyledi. Ne başbakanı? Onun gibi kimse herkese... Ben de şunu diyorum. Hiç tecrübeyle başlayan gördün mü sen hayata? Evet. Herkes gördüm. Bir deneyerek başlıyor. Evet, evet. Tecrübeli hali bu mu? Tabii budur abicim. Düşünsene tecrübesize kalsak ne olacak? Ne olacak? Yani zam gelirse o zamda mı? Ben inanamıyorum zam. Sence niye böyle olduk abi? Sen istihbaratçısın, bilirsin. Bir şey söyleyeyim. Millet kendi kendine zam koyuyorlar. O sadece benzine. Şey mi? Patates lobisi mi? Hayır. O sadece emekli maaşına zam koyuyorlar. Evet. Bütün her şeyini zamı indiriyor. Kabul etmiyor. Suç onun üstüne atıyorlar. Millet de hepsini birbirine dedi. Biz onu koltuktan... Millet dedi biz bunu koltuktan atacağım. Ben buna bir plan kullanacağım. Ekmeği niye 3 lira çeker? Kim yaptı, kim yapmadı onun üstüne ya. Zamanında bu krizler Çiller'i aldı. Ecevit'i aldı. Demirel'i aldı. Ecevit ben bilmiyorum. Onlar suçlu değil. Onlar da mı masum? Ben onları bilmiyorum. Ben Cumhurbaşkanı... Eşin başını almışsın bilirsin. Niye bilmeyeceğim? Nasıl ararsın ben? Ben boş boşuna mı böyle saçlar... Yaş kaç ben... abi? 43 yaş gittim yaş. Maşallah gençmişsin. Tabii genç. Bilirsin Ecevit'i hatırlarsın. Hatırlarım ama o kadar ölmüş ara. Rahmet etsin. Ben onu bilmiyorum. O ölmüş. Ecevit masum muydu? Ben Ecevit'i biliyorum. Çiller? O iyidir. Çiller iyi miydi? Evet. %400 enflasyon yaptı. Bilmiyorum ona. Ben sadece bu Cumhurbaşkanı etrafı. Bunu konuşalım o zaman. Şimdi bu fiyatlardan Erdoğan sorumlu değil mi? Fiyatlar da o Amerika yapıyor, Avrupa yapıyor. Kim ne yapıyor abi? Marulu 15 lira mı yap diyor. Olur mu ya? O petrol, metrol Amerika'da, Avrupa'da petrol. Niye? Türk lirası niye değer kaybediyor abi? Niye kaybediyor? Düşmanlık yapıyor. Niye kaybederler ki? Kime düşmanlık yapıyor? Bize yapıyor. Başkasına niye yapmıyor? He yapmıyor. Müşkatçı diye. Eskiden bak. Eskiden şimdi Kemal Sunal'ın o filminde ne oluyordu? Oranın yönetmen hani orada yıllanmış bir halk ne yapıyordu? Hep üç kağıt peşindeydi. Ama Kemal Sunal geldi sahte bir başkan gibi, tamam mı? Ben şimdi bizim sahte bir üç kağıtçıya ihtiyacımız var. Sahte bir üç kağıtçıya. Bizim var ya. Ülkenin başına gelip sahte bir üçkağıtçıya ama şerefli bir üçkağıtçıya ihtiyacımız var bizim. Yani bunların hepsini kovalamaya ihtiyacımız var. Yoksa bu artık kan ağlayacağız. Yapacağımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Çünkü bak ben sana şöyle söyleyeyim bak. Namaz kıldığı için sahtekarlık olmaz mı diyor. Ben inanamıyorum. Niye tapanlar, tamam mı? Elhamdülillah biz Müslümanız. Bizim Kurban Bayramımız var. Kurban Bayramı'nda ineğe tapanlar bize inek satıyor. İnek satıyor. Biz elhamdülillah Müslüman olduğumuz için domuz eti yemiyoruz. Biz de domuzu yurt dışına satıyoruz ama gezmiş domuzu satıyoruz ha. Ama bu devletin gizli kanalı. Biz mesela domuz yemiyoruz değil mi? Ama domuz çiftlikleri Türkiye'de mesela iki katı. Niye? Müslümanız, yemiyoruz domuzu ama yabancılara iki katına satıyoruz. Abi başkasının düşmanı yok mu? Bir tek bizim mi düşmanımız var? Bilmiyorum ben. Var abi. Var. Düşman demeyin. Türkiye zaten kendiniz bir kere olacaksınız. Düşmanı borç verin. Kim kimi ister? Yabancı ülkeler de bizi istemiyorlar. Burada evet. Türkiye'yi satıyorlar da arkadan. Bir şey soracağım. Mesela Amerika, İngiltere'nin iyi olmasını ister mi? İstemez abi. Onlar zaten Hristiyandır. İslam dünyası sevmiyorlar ya mutlaka yani. Gerçekte. Adamlar mesela Güney Kore. Onları da hiç şey yapmıyor. Niye istemiyordu bizi? Abi bunlar hepsini silah için. Her şeyini kendi kendine güveniyoruz yani. Onlar Hristiyan değil ama onlar dinsiz. İşte dinsiz olsun sene. Bunlar der ki ilan ki biz her şey
silahta değil mi? Her şey bunda değil mi? Petrolda değil mi? Ekonomide değil mi? Dolar niye yükseldi? Dolar niye eskiden düştü? Yaktılar onu işte ben. Ne ablam? Çekiyoruz hiç yayınlanmıyor. Sade vatandaşıyız abla, yayınlanıyor. Hiç görmüyor musun? Aç abla. Bak diyoruz Türkiye Cumhuriyeti var mı? Dünyada bir olacak. Dünya mi olacağız? Olur. Evet, bir kazanacak. Nasıl olacağız? Halka aç kalırsa nasıl birinci olacağız? Halk aç kalamaz abici. Soğan ekmek ya. Sonra cüzdanında. Hayır abicim. Ne yer abi? Et alabiliyor musun? Çok iyi. Et kaç para abi? Et mi 10 mu yapıyor? Et. Abi eti de 10 başkası Amerika yapıyor. Kurban oldu. Ben eti bilemiyorum yani gerçekten. Ama istihbaratçısın sen, bilirsin. Evet. Et kim yaparsa kendini yaparsa. Sütü kim yapıyor? Kim yapacak? Kimin elinde? Devletin elinde mi? Abi kimin elinde sen söyle. Bilmiyorum onu. Kimin abi elinde? Sen istihbaratçısın, evet. Bilirsin. Bilirim. Millet yapıyor. Kim yapıyorsun kendini? Yani sütçüler şey mi yapıyor? Lobi oluşturduğu iktidarı devirmeye mi çalışıyor? Ya ne gidiyorsun? Mesela sorup olmuyor mu ya? Oluyor mu? Olmuyor. Sütçü lobisi mi? Şimdi elinde tenekeler, güğümlerle geziyorlar, iktidarı mı devirecekler? Kaç yaşındasın? 30. 30 yaşındayım. Ben 65 yaşındayım. Ne yani, güzel. Sen Türkiye'nin ilerideki zamanları bilmiyorsun değil mi? İleriyi daha görme, geriyi biliyorum. İleriye fırsat olmadı daha. Şu anda Türkiye dünyanın bir süper devletidir şu anda Türkiye. Halkı? Sen burada 6 gün önce burada şey seyrettin mi? Ali Ağa'yı seyrettin sen? Ali Ağa'yı. Kim o ya? Ali Ağa gemileri, deniz altındaki gemileri çıkan gemileri seyrettin misin? Evet. Türkiye'deki çıkan şeyleri. Tamam. Önce Türkiye bir tane alt tüfeği çıkaramadı, alt tüfeği. Evet. Tamam mı? Tamam. Seyrettin mi onu? Domates kaç para? Tamam. Sen bırak şimdi domates dünya çapında oldu. Yok abi öyle bir şey. Evet. Yok onun yok ya. Dünya çapında, evet. Baharlık dünya çapında olmuş şimdi. Evet. Tamam mı? Hangi sen kanalı burada, izliyor? Sen milleti burada şey yapıyorsun sen. Tamam mı? Öyle senin bildiğin gibi değil. Sen Amerika'yı gördün mü? Kim? Amerika'yı gördün mü? Amerikan şu an Türkiye'nin köpeği olamaz. Vallahi. Vallahi. O kadar şu güçlü. Şu anda Amerikan'da yiyecek sıcak kalmamış. Raflarda bile kalmamış. Aç geziyorlar. Aç geziyorlar. Sokakta yol kemiriyorlar. Sen Türkiye, eski Türkiye mi zannediyorsun? Değil abi. Güçlü Türkiye'yi. Kendi ülkenizi batırmayın. Kendi ülkenize derbe vurmayın. Neresine vuracağız abi? Biz dünya lideriyiz. Vurabilir miyiz? Türkiye şu anda Türkiye dünya lideridir. Tamam işte biz ne yapabiliriz? Bak, dünya lideri. Bakın dünya liderleri hep toplanmışsa gelmişse Amerikan'da var ha. Bak Barış Mardin önce Amerikan eşeği kulağında yoktu Türkiye. Amerika şimdi bizim karşımıza hazır ola geçiyor. Hocam var mıydı? Ulan burada 75 orada 30 sene önce Türkiye Amerikan'da dileniyordu. Evet. Dileniyordu değil mi? Boş ver sen Amerika'yı. Biz abla, kendi kendimize ya. Şey yapacağız. Ne yapacaksın Amerika'yı sen? Arkadaşım şey diyor ki, tomate diyor ki. Az yanıma gel şöyle. Evet. Tamam mı? Şu anda Türkiye bir dakika. Tomates 30 milyon. Evet. Ama bu baharlık dünya çapında var. Sende tek yok. Bizde tek yok. Tamam mı? Tamam mı? Sen nereyi gördün? Tamam mı? Şimdi dünyada var. Ben esnaf adamım. Dinle. Ben esnaf adamım. Bir. Amerika'daki çalışan bir mi? Soruyorum sana. Bir mi? Amerika'nın aldığın maaşla. Amerika'nın parası Amerika'da geçerli. Olur mu ya? Burada senin da geçerli. Türkiye'nin parası Türkiye'de geçerli. Tamam. Yani sen iki kaşık şurba içmesin mi? Sen nükü çocuksun sen. Sen ilerideki zamanları görmezdin, tamam mı? Abi bilmiyorum. İleride millet hastanelerden nasıl sürüyorduğunu görüyor musunuz? Evet. Abi buradaki dövizler ne için? İnsanlar nasıl? Dinle insanlar biraz... nasıl hastanelerde renk alıyordu gördünüz mü? Kardeşim biraz A Haber izle de aydınlan. Türk kuruğa girdiniz mi? Girmediniz. Yazıklar olsun. Kuruğa girdiniz mi? Girmediniz mi? Girmedi değil mi? Var abi ben senin kadar. Tamam ya. Kardeşim. Birazcık A Haber izle, A Haber. Cahil kalmışsın. Bunların abi. Dayı teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah'a emanet. Hastaneler ne biliyor musun? Şu andaki hastaneler ne? Niye yok biliyor musun? Türkiye'yi devirmek için, batırmak için yok. Ya çok güzel konuşuyorsunuz. Tamam dayı teşekkür ederim. Ablacığım dayıyı dinlediniz. Vallahi dayı kendi kafasına göre aç bir şey konuşuyor ama ben hiçbir şey anlamadım dayıdan. Yemin olsun hiçbir şey anlamadım. Dünya lideriymiş. Tabii canım. Biden hazır ola geçiyormuş Erdoğan'a karşı. Tabii. Doğru. Mallık her yerde var. Tabii doğru söylüyor. Ya 45 lira bir kilo, bir kilo biber 45 lira. Benim aldığım maaş ne kadar? Asgari ücretine verdi ne oldu? 4-5 mislisini şey yaptı. Çubuk bulamadı, çubuk demiri bulamadı. Dayı o zaman serum da yoktu. Şey, çiviye çakarlar abi üzülme sen. Tamam çiviye çakarlar abi serum. O topanları görüyor musunuz ya? Yayınlamayın Allah aşkına bunu konuşturmayın ya. Konuşturmayın bunu ya. Yayınlayacağım söz. Konuşturmayın bunu ya. Yayınlayayım da bütün Türkiye delirsin. Bir tek ben mi delireceğim? Herkes delirsin. Malları görsün. Evet.
Vay amcam, bir sen umut bir şey yaptın ya ya. Ablacığım, nasıl düzeleceğiz? Yani durum ortada. Vallahi başımızdaki değişmeyince düzelemeyiz kardeşim. Önce başımızdaki. Kim gelse düzeltir. Vallahi adam gibi birisi gelsin yani. Kim gelecekse adam gibi birini gelecek. Başka öbür türlü düzelemeyiz biz. Burada geliyor 20 lira. Hani denetlemen nerede? Hafta denetliyorlar. 55 yaşındayım, ben 85 yaşındayım. Tamam mı? Milli koruma vardı. O 2 lira. 2 lira navlu verirse, 2 lira komisyon şey yapsa 6 lira. 2 lira da seyyar iş yapsa 8 lira. Ne bu? 15-20 lira domates. Peki ablacığım, size sorabilir miyiz? Kim düzeltir? Gönlünüzde bir isim var mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Bir tane gelecekti ama çabuk gitti. Biri gelecekti ama çabuk gitti. Kimdi efendim? Siz onu iyi biliyorsunuz. Hüsnü Bey mi? Evet. Çabuk gitti. Emekli oldu. Yerin kim var şu an? Şu an hiç bilemem. Şu an hiç. Anlaşa ümit veren kimse yok mu? Şu an yok. Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Bizim toplumda. Nedir abi kabahat? 2 lira şey 10 lira satarsa kabahat burada çıkıyor. Keyfinden mi yapıyor 10 lira? İşte demin arz ettim ya. Madem o üretici 2 lira veriyorsa kar hattı domates 7-8 lira satsınlar ya. Tamam. Denetim yapsınlar o zaman. Yapsınlar. Niye yapmıyor? Sen demin ben mi yapacaksın? Değil. Gençliğimizde milli koruma vardı. Evet. Adam kaçı satıyor, nereden ne alıyor, niye fatura var? Olmadı hapse veriyordu. Tamam. Ceza olmayan toplumda düzen olmaz. Kursun o zaman milli. Ben 2-3 defa harbe girdim, çıktım ben. Ben şu devlet için uğraştım ama benim aldığım maaş şu hayat şartlarına göre yetmiyor. Ev kirası vermedi valide. Ama huzur versin. Halkımız çok güzel, çok güzel, çalışkan. İdareci, Türkiye'de her şey var, her şey güzel. Ama bu güzelliği bozmasın. Bu güzellikler şu gençler kullanabiliyor mu? Bir memleket memleket gezebiliyor neyi, mu? Neyi kullanamıyor biliyor musun? Niye? Gençlik tahsili yükseldi, anlayışı fazla evet. Olduğundan kanaatkar olamıyor. Haklı. Kanaatler olamıyor. Abi yok ki kanaat etsin. Ceplerinde kaç kuruş para var bu çocuklara? Ben huzur evine müracaat yaptım. Adam başı 7 bin lira istediler. Benim maaşım ne ki? Düşün, seni bile sokağa bırakan ülke bize neler yapmaz? Allah şey Türkiye'miz bozmasın. Güzel Türkiye'miz. Ülke güzel de bizde sıkıntı. Biz bir şey görmedik. Mazot pahalandığı müddetçe düzeltmek zor. Mazot pahalanıyor mazot? Dışa bağımlıyız. Başka ülkeler mazotta dışa bağımlı değil mi? Bir tek biz mi bağımlıyız? Ben radyolardan, televizyondan iş yapıyorum. Onlar da aynı. Aynı. Çok yanlış biliyorsunuz ama yine de sen bilirsin. Yok. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol dayıcığım. Çok teşekkür ederim.